ikinci versiyonu, ikinci gövdesi inşa ettiğimiz. İlk gövdesini biz yaptığımız zaman bizim bu Tony Parker emekli olmak için kendisine bir yeni bir tekne yapma hayali kurunca bizim teknemizin de görsellerini kendilerine gönderdik. Göndermişler bizim temsilcilerimiz. Dolayısıyla Tony Parker birçok örnek arasından bizim teknemizi seçmiş, bizim tasarımımızı beğenmiş. Dolayısıyla bizi tercih etti ve 2018 yılında başladık biz bu projeye. Dört güverteli, dört katlı diyebiliriz. Altı tane misafir kamerası var. Üç tane de mürettebat kamerası var. Toplam yaklaşık 19-20 kişi yaşayabiliyor bu teknede. Ve uzun menzilli bir tekne olduğu için yakıt kapasitesi itibariyle bu tekne Atlantik Okyanusu'nu 3 sefer yakıt almadan geçebilir. Böyle bir özelliğe sahip. Uzun menzilli ve deplasman tipi bir tekne. Bu proje aslında 2 yılda tamamlanması gerekiyordu. Ancak pandemiden dolayı bazı sıkıntılar yaşadık. Yurt dışından bazı ekipmanların teslimi bize gelmesi gecikti. Geciktiği için bir 3 yıl gibi bir süreye yayıldı. Ama bugün şey yapıyoruz, teslim ediyoruz tekneyi. Bugün gönderiyorsunuz herhalde değil mi denizciliği? Bu hafta biz aslında tekneyi teslim ettik. Bu hafta son hazırlıklarımızı tamamlayıp önümüzdeki hafta içerisinde tekne Monaco'ya doğru yola çıkacak. Yani memnundu. Biz tekneyi inşa halindeyken gezdiği için son halini henüz görmedi kendisi. Monaco'ya vardığında tekneye çıkacak ve son halini görecek. Biz de inşallah orada olacağız. O zaman görüşlerini alacağız ama şu ana kadar Tony Parker'ın memnun olduğunu söyleyebiliriz. Anladım.